Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in başkanı olduğu Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği'nin yaptırdığı Haydaper Özel Eğitim Uygulama Okulu Bağcılar'da törenle açıldı ve açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Bu anlamlı yatırım dolayısıyla Demirören ailesi başta olmak üzere tüm yardımseverlerimize teşekkür ediyorum. Haypader, yani Hayat, Paylaşım ve Dayanışma Derneği. Dernek fiziksel ve zihinsel engeli olan çocuklar için okul yaptırdı. Özel eğitim uygulama okulu için açılış töreni gerçekleştirildi. Ya Allah bismillah, hayırlı olsun diyoruz. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, çocukları Yelda Erdoğan ve Emre Cemal Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Haypader Başkan Yardımcısı Monik İpekel, derneğin yönetim kurulu üyeleri Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy'la proje koordinatörü Özle Özer katıldı. Bu okulun temelinde demir ve çimento kadar sevgi ve iyilik düşüncesi de var. Bu titiz çalışmaların tüm hayırseverlerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bu eğitim yuvası çocuklarımıza ve geleceğimize armağan olsun. Haypader Başkanı Revna Demirören engelli çocukların birçoğunun eğitim alamadığını dile getirdi. Sosyal hayata, kendilerine ve insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat kurmak ve istihdam sağlamak, bunlara olanak sağlamak için ise bizimkisi gibi okulların hızla artırılmasıyla gerçekleşebilecektir. Keza 250 engelli bireyimizi kucaklayan okulumuza şimdiden 450 başvuru yapıldı bile. Bu okul engelleri ortadan kaldırma, engeller ve endişelerden uzak, huzurlu bir eğitim ve sosyal hayata karışma yeridir. Törende Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Afan Aydın yaptığı resmi Emine Erdoğan'a hediye etti. Öte yandan eğitim merkezine katkılarından ötürü NETAŞ İcra Kurulu Başkanı Müjdat Altay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Cengiz Zülfikaroğlu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'ya plaket verildi. Haypader Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda toplamda 33 derslik oluşturuldu. Öte yandan 1 adet görsel sanatlar atölyesi, uygulama evi, 2 adet rahatlama odası, duygu algı odası, müzik odası, mescit, fizyoterapi spor salonu, yemek salonu, tuvaletler ve bakım odaları bulunuyor.